Herkese merhabalar. Okan Burun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, kulüp tarihine geçecek bir transferin peşinde. Geride bıraktığımız sezon hem Süper Lig hem de Süper Kupa'yı kazanarak taraftarına çifte kupa sevinci yaşatan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Burun raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom, çok konuşulacak bir hamleye imza attı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 3 milyon euro yıllık ücret ve 3 milyon euro imza parası alacağı belirtildi. Michy Batshuayi hamlesiyle büyük yankı uyandıran Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı kırmızılıların Real Betis forması giyen Johnny Cardoso'yu gündemine aldığı öne sürdü. Diario de Sevilla'da yer alan habere göre, Cimbom, İtalyan asıllı Amerika Birleşik Devletleri'li futbolcu için 18 milyon euro teklif etti. Real Betis'in ise 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 25-30 milyon euro civarında bir teklif istediği belirtildi. Haberde Cardoso ile Galatasaray'ın yanı sıra PSG, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerin ilgilendiği de kaydedildi. Galatasaray'ın 18 milyon euro önerdiği Johnny Cardoso, sarı kırmızılı takıma transfer olması halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservis ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek. Galatasaray'da en yüksek bonservis ödenen oyuncu unvanı, 2000-01 sezonunda Porto'dan 17.05 milyon euro karşılığında transfer edilen Mario Vardel'de bulunuyor. Johnny Cardoso, geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 19 maça çıktı.